Manchester United's roster against Chelsea has been revealed. Manchester United will face Chelsea at Stamford Bridge in today's Premier League match. The Red Devils did a fantastic job with a win over Tottenham Hotspur at Old Trafford. They will now travel to West London to face the Blues, and it promises to be a tight contest, each of the last four meetings have ended in draws. De Gea, who has never conceded a goal against Tottenham, will be on the field again tonight against Chelsea, Eric Ten Hag still trusts De Gea a lot. The defensive quartet will not change again, against Chelsea, Veroni, Lissandro Martinez, Diogo Dalot and Luke Shaw will be on the field. In the centre of the park, Casemiro has made the holding midfield position his own since displacing Scott McTominay at the beginning of the month. The Brazilian has looked better and better with every passing game. He has been winning more duels and only needs to improve on his ball retention. His compatriot Fred will also be on the pitch against Chelsea after a great performance against Tottenham. The 29-year-old was under fire after a poor showing versus Newcastle, but he stepped up big time on Wednesday with a magnificent performance. Bruno Fernandes will again be an offensive midfielder ahead of Casemiro and Fred. Jadon Sancho and Anthony will be on the wings again marcus rashford will take charge in the forward zone rashford will be on the field against chelsea due to cristiano ronaldo's reaction to the tottenham match and his dismissal and marshall's injury. rashford came very close to scoring against tottenham eric ten hag believes he will score this time here is eric ten hag's squad against chelsea so what's your opinion on this did you like the squad against chelsea. Jorge Mendes wants to bring Joao Felix to Manchester United as Cristiano Ronaldo's replacement. Super manager Jorge Mendes plans to bring Joao Felix to Manchester United in January to replace Cristiano Ronaldo, The Sun reported. Ronaldo's future has been the subject of great speculation due to his desire to play football in the Champions League during the last transfer window, however, the move away from Old Trafford never materialized. The 37-year-old has since been in and out of the starting lineup under manager Eric Tenhag, and there are now suggestions that he could move on when the transfer window reopens in January. Mendes is planning a big move this winter as he plans to bring Felix to United to replace Ronaldo, The Sun reports. It is added that Mendes will also need to find a suitor for Ronaldo, the Portuguese is currently the representative of both Ronaldo and Felix. Currently worth around 70 million euros, Felix is available for lease next summer with an option to buy. So what is your opinion on this? Would you like to see Felix instead of Ronaldo? Friends, we will continue our video for our followers in Turkey. As there are many Manchester United fans in Turkey, thank you for your understanding. Manchester United oyuncuları tek adam olmadan Manchester United oyuncularının Cristiano Ronaldo'su oynamayı tercih ettiği bildiriliyor. Ronaldo bu sezon Erik ten Hag yönetiminde takıma girip çıktı ve şans verildiğinde oyunlarda otoritesini göstermek için mücadele etti. Takım oyuncusu olmak Ronaldo için iyi gitmedi ve Portekizli forvet çarşamba gecesi Manchester United'ın Tottenham'ı yenmesi sırasında hücum etti. Manchester Evening News tarafından doğrulandığı üzere Ronaldo Spurs karşısında değiştirilmeyi reddettiği için bir ceza olarak hafta sonu Chelsea ile karşılaşacak Manchester United'ın kadrosundan çıkarıldı. Şimdi rapor ayrıca Ronaldo'nun Manchester United takım arkadaşlarından bazılarının aslında onsuz oynamayı tercih ettiğini iddia ediyor. Manchester United şu anda etkileyici bir formda. Elbette mücadele ettikleri oyunlar var ancak bu yeni bir rejime adapte olma dönemi ve görünüşe göre Ronaldo, Tanak'ın planının bir parçası değil ve bu yeni sistem de eskiden olduğu gibi oyunları olumlu etkilemiyor. Ronaldo bu sezon Manchester United formasıyla Premier Lig'e sadece iki kez başladı, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Hollanda T20 kriket koçu 15 kez öldükten sonra Christian Eriksen'dan ilham aldı. Campbell Nisan ayında kalp krizi geçirdikten sonra sadece %7 hayatta kalma şansı verildi. Ancak şimdi Hollanda'yı Avustralya'daki T20 Dünya Kupası'na götürüyor. Hollanda teknik direktörü Campbell bu yılın başlarında geçirdiği kalp krizinin ardından hayatta olduğu için şanslı olduğunu ve 15 kez ölmüş olabileceğini kabul ediyor. 50 yaşındaki Campbell Hollandalıları T20 Dünya Kupası'nın son aşamalarına taşıdı ve pazartesi günü Bangladeş'e karşı Süper 12 kampanyalarını başlattılar. Nisan ayında ailesini ziyaret ederken Keşir'deki bir oyun alanında çökmesinin ardından sadece %7 hayatta kalma şansı verildikten sonra onu görmenin bir mucize olduğunu kabul ediyor. Avustralyalı bir haftayı koma halinde geçirdi ve karısının sağlık görevlilerinin onu hayatta tutmak için mücadele ettiği 15 kez öldüğüne inandığını söyledi. Olay Euro 2020'de Danimarka için oynarken yığılan ancak aylar sonra tekrar harekete geçen Manchester United orta saha oyuncusu Christian Eriksen'ın olayını yansıttı ve Campbell Anavatan Avustralya'da kendi tarafını harekete geçirmeye hazırlanırken futbolcu ilham kaynağı olarak kullanıyor. Daily Mail'e verdiği demeçte Bana çok fazla umut verilmedi. Sanırım en az 6 kez öldüm. Karım bana 15'e kadar olabileceğini söylüyor dedi. 21 gün hastanede kaldım ve bunun yaklaşık 3'te biri komadaydı. Burada olduğum için şanslıyım diyebilirsin. Kesinlikle bundan en iyi şekilde yararlanıyorum. Aynı küçük cihazı taktırdım Christian Eriksen. Gençlerin babalarının iyi olduğundan emin olmak için ara sıra ona dokunuyor. Oldukça zor bir dönemden geçtiler. Eriksen'ın Manchester United için oynamasını izlemek beni neşelendiriyor. Bir futbol sahasında koşabiliyorsa elbette birkaç şeye koştuk yapabilirim. Ortak bir kusurumuz olabilir ama benden onun gibi oynamamı istemeyin. Hem Avustralya'yı hem de Hong Kong'u uluslararası alanda temsil eden Campbell T20 Dünya Kupası'nın ardından Hollanda milli takımındaki görevine son verecek ve rekabetten zevk almaya kararlı. Burada olmak benim için uzun bir şanstı ama hedeflerimden biriydi. Onları Avustralya Dünya Kupası'na götürdüğüm için her zaman Hollanda ile çıkmak istedim. Her zaman umut buydu diye ekledi. Muhteşem hissediyorum. Sağlığım tavan yapıyor. Formdayım, etrafta koşuyorum. Benim de olmam gerekiyor çünkü 7 ve 4 yaşındaki çocuğumu ayak uydurmaya çalışıyorum. Chelsea, Manchester United, Premier Lig ön izlemesi, takım haberleri ve tahmin edilen 11. başlangıç. Manchester United Premier Lig kampanyası ısınırken bu hafta Chelsea ile karşılaşacak. Blues teknik direktör Graham Potter yönetiminde hayata sağlam bir başlangıç yaptı ancak son maçlarında Brentford tarafından golsüz berabere kaldı. United çarşamba gecesi Tottenham Hotspur karşısında 2-0 baskın bir galibiyet almak için geçen hafta sonu Newcastle United'la golsüz berabere kaldıktan sonra geri döndü. Bu fikstürdeki son 4 Premier Lig maçı berabere bitti ve iki tarafta çıkmazı kırmak için istekli olacak. E sahasında 3 maç üst üste oynanan Red Devils, Chelsea'ye karşı oynayacakları maç için Stanford Bridge'e gidecek. Oyun gün için planlanan 4 oyundan biri olarak cumartesi akşamı oynanacak. Ev sahibi takım yeni menajerinin yönetimindeki hayata oldukça övgüye değer bir şekilde adapte oldu ve kararlı savunma iyi formlarının temel taşı oldu.